yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Evet sevgili izleyenler, Cevap Ver Türkiye'de bu akşam gerçekten inanılmaz iki takım yarışıyor. Sol tarafta görüyorsunuz rekabet tanımayan, girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Acun Medya takımı alkışlarınızla. Sağ tarafta da yarışma duygusunu, ruhunu çok iyi bilen, yarışmacıları her gün ekranlarımızı analiz eden, bence benim tarafımda olduğu için de bugünün en iddialı takımı Survivor Extra. Yani ben çok memnunum. Hangi takımla yarışmak istesen deseniz, yani size hemen o kadar isteyerek aldım ki, çünkü çok güzel rekabet ediyorsunuz. Hep kazanıyorsunuz. Ben de çok isterim Acun abi kazanmak. Çok anımız değil bu açıkçası. Hani iyi olduğumuz şeyler var ama burada iyiyiz derken Esat'la yolda konuşuyorduk. Esat nasıl bileceğiz dedi. Ben de bilmeyeceğiz herhalde dedim. Yani biraz da takımda güvensizlik var. Banu'ya güveniyorum. Sonuçta güzel okullarda okudu. Babası zamanında yatırımını yaptılara yolladı. Okumadı, okuttu. Ama hemen Banu'nun yanında Gökhan'la okul... Gökhan da yani şimdi tahsilde... Hataya çok meyilli. Her şeyi bildiğini düşünen. Ama... Şimdi hata yapıp birazdan formata falan sallayacak. Bence böyle olması lazım diye yani, ama bize de öyle çirkin biri lazımdı, o yüzden de onu getirdik. Karşı tarafta çirkin birileri mi var Acun abi? Birileri yok, biri var. Yani üçünden hiç zarar gelmez. Bir tek İhsan burada sıkıntılı. Yani İhsan'ın şöyle bir özelliği vardır. İhsan'a bir şeyi böyle 2,5 senede falan kabul ettiriyorsun. O yüzden hani onunla bir mücadele olacak. Onun dışında Furkan Hanzade tabii ki Koç Üniversitesi. Öbür tarafta Murat sonuç itibariyle genel kültürü çok yüksek, hayat tecrübesi yüksek, çok önemli biri. Furkan için de deli dolu derim. Bence Furkan da en az İhsan kadar derim ben. Çekinlikte mi? Kesinlikle. Allah Allah. İnanılmaz bir taşlar atıyorsun. Ben Murat'tayım burada. Oradaki temiz duran Murat. Al kardeşim. Ama suratlara baktığınız zaman da Murat bir parlıyor tabii. Evet. Hazade'yi saymıyorum. Eser Bey, rakibimizin büyüklüğünün farkındayız ama hiçbir zaman baskı altında olmayacağız. Kolay lokma değiliz. Mücadele etmeye geldik. Mücadele etmeye geldiniz. Kaptanımıza... Neden İhsan kaptan sizce? Ya çünkü gerçekten bulmaca konusunda ihtisas yapmış birisi. Acun abiye de yeterince çirkinleşebilecek. Gerçeği evet. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Benim ayağım sakat, koltuk burada durması gerekiyormuş. O yüzden ben buraya oturdum. Valla o yüzden mi? Bulmaca çözerken sakatlandı. Bulmaca çözerken sakatlandı. O kadar. Evet. Acun abi ilk defa seni böyle bir iddiasız konuşurken gördüm ama... Bunu bak tersime yer vermiyorum. Vermiyor musun? Hayır. Gerçi çünkü hayatta hiç bulmaca çözmedim. Genel kültürüm fena değildir. Ama böyle bulmacasal olaylarda kafam çok çalışmıyor. Vallahi mi? Ama işte çirkinlik yapacağız, ona buna saldıracağız, ne oluyoruz diyeceğiz falan. Hani öyle bir gücümüz var. Manipüle ederek aynen. Bir şekilde öne çıkacağız. Sizi tahrik edeceğiz. Tamam. Karşı takımın saniyesine sataşacağız, bir şeyler yapacağız. Yani. Bildiğimiz soruların iptal olması. Bunlar hep söz konusu şeyler. Yani burada 10 soruyla yarışıyorsun, yayında 4 soru verilmiş gibi şeyler, anladım abi. Evet, hazırsanız. Biz çok hazırız. Bu hafta Acun abi sen inanılmaz viral oldun ve seninle ilgili evet. Bir sürü video yapıldı. Programa başlamadan önce çok neşelendiğimiz, programın da harika geçmesi için seninle ilgili en güzel videoyu bulduk. Bir öyle başlayalım istiyorum ben programa. Videomuzu alabilir miyiz lütfen? Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Tamam abi, herkes bitsin tamam. Ne istiyorlarmış Acun abi tam olarak? İşte onu bulamadığı için soruyorum yani zaten. Hani rahmetli babamın bir lafı vardı, rahat battı diye. Yani gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorun olması beni çok rahatsız etti. Tabii ki siz ekranda %20 ile 25 arasında görebildiniz bizim yaşadıklarımızı. Çünkü yayıncılık kuralları gereği ve tabii ki bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz %75'i gösteremedik. Ama %75'te sen daha da sinirleniyor musun? Gerçekten mi? Beni boşver. Onlar da ama benim sinirlenme sebeplerim de o %75'te var. Var. He. Yani sebepleri de gösterirsem dersin ki... Aa, İki video göstersem şu anda şok geçiriz. Bir ben senin için kızgın, biraz kızgın gördüm ama sandalyeyi şöyle bir itişin var abi. Öyle
Öyle hiç görmedim seni. Bayağı sinirlendim. Gerçekten çok kibar itiyorsun Acun'a. Evet, yani kırmamaya çalıştım. O anda çünkü yedi yoktu artık. Hayır, işin tabii ki biz de insanız sonuçta Eser. Yani ben de çok nadir sinirlenirim ama hani buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları beni çıldırttı. Şimdi çok büyük bir kriz yaşandık müziğinde. Sonra böyle çok neşeli bir grup bir anda ve terk etmiş bir kız. Sonuçta ufaktan da olsa bir saldırıya uğramış bir kız. Orada onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza da söyledim. İnşallah iyi bir sezon olur. Bir tık böyle o sınırlar iyice aşılmaya başladı değil mi? Biraz yok, sınır o sınırı yok. Koymak için senin bu kadar yükselme nedenin de ama oldu. Ama o günden beri şu anda bir Yunus Emre problemimiz var. Yani herhalde onu kaybedebiliriz. Onun dışında hani yarışmacı şu kısa vadede değil, orta uzun vadede bilmem. Kısa vadede iyiyiz gibi görüyorum. Herkes bu videolarla böyle kepser yapıp eğlenirken sadece Survivor Extra'da Murat abi siz bu evet. duruma biraz üzüldünüz. Yani evet, teşekkür ederim bütün Murat'a konuyu da. Daha duygusal ve Acun abi en anlayan yerden yaklaşan. Şimdi bir o videoyu görelim mi önce? Ha görelim. Bir görelim nasıl yaklaşmış oluyor Murat abi. Oynamıyorsan git kardeşim evine. Seni oraya zorla biz kelepçeyle yollamadık. Gidiyorsunuz oraya ondan sonra biz buraya niye geldik? Ağlamalar sızlamalar. Bayılıyorsunuz. Bayılıyorsunuz oraya gideceğim diye. Hayatınız oraya gitmek için yaşıyorsunuz zaten. Oraya gitmek için yaşıyorsunuz siz. Bak çok sinirleniyorum ha Furkan dedi. Çünkü adamın bu haline o adam bak. Bak çok sinirleniyorum bak. Valla kendim bir şey yapamıyorum, tutamıyorum. Adamı ne hale sokmuşlar ya. Adam simsiyah olmuş ya. Haklısınız. Çok duygusal yaklaşmışsın Murat abi. Şimdi şu anda benim patronum ama o benim çok eski arkadaşım. Esat da öyle. İkisi de benim çok eski arkadaşım. O olmazsa şimdi... Ben kendimi kötü hissederim yani. O çünkü benim için bir güç arkamda. Onun için de duygulandım tabii. Niye duygulanmayayım ki yani? O bizim için çok önemli bir adam yani. Duygulandım. Olmazsa ya nasıl gitti olay abi? Kızgın orada. Hayır şunu demek istiyor. Bunu aynı şekilde Mustafa Hoca var. Bizim Mustafa Karahan. Çok sevdiğimiz bir hocamız. O da hemen aradı yani. Çünkü yani ani sinirler çok iyi şeyler değil ya. Sonuç yükselme o kadar. Ben de şimdi 20'li yaşları geride bıraktığım için. Tabii ki bizim için öyle bir tehlike düşündü sevenlerimiz. O yüzden. O kadar sinirlenmek iyi gelmez diye. O yüzden Murat da ondan endişeleniyordu. Hazır mıyız abi? Hazırız. O zaman artık hazırız. Başlıyoruz. Hazırız. Kim başlayacak? Sorumuz var. İkinizin de butonları var sevgili. Soru gelmedi daha. Biz başlıyoruz anladın mı? Acun abiler başlasın ya. Diyemedim. Mesajı aldı insan. Hakkımı sonra saklayayım. Sorumuz bir gelsin yine de. Belki bası verirsin İhsan üzülme. Sence? Sorumuzu biz bir alalım. Survivor kamplarında yarışmacıları en çok zorlayan hayvan nokta noktadır. Baş harfi de görelim. Basmadın. Çeyli baş hayvan mı? Evet. Çıngıraklı yılan. Çıngıraklı yılan. Ama beş harfi de acılan. Abi gerçekten bulmacada yokmuşsun. Bir şey de sizin soru bankasında problem olabilir yani. Daha ilk soruda. Şuna ne çıkacak abi? Çita mı ne çıkacak? Çitra. Doğru Acun abi. Çitraydı. Çitra demiştim. Evet. Yaşayan bilir Eser'cim. İşte.